Merhaba değerli izleyiciler. Bir gün daha emtia piyasalarıyla birlikte sizlerle beraberiz. Neler oluyor, neler bitiyor? Yılı değerlendireceğiz aynı zamanda. Son bir sene içinde ne tür hareketler oldu? Birbirlerine kıyaslamalı nasıl gelişmeler oldu? Grafikler üzerinde fiyatlara bakacağız. Biliyorsunuz altın son günlerde hareketli. Tekrardan bütün emtiaların hepsi, bütün borsalar yükselirken emtialarda da tekrar bir yukarı doğru bir hareketlilik söz konusu. Bildiğiniz üzere haftaya 1480'ler, 1470 78'lerden başlamıştı altın. Bugün 1490'lar seviyesine kadar yükselmiş vaziyette. Oradaki gerçekten bu sığ piyasa işlemlerinde 1492'yi de test ettik. Tekrardan 1490'larda son işlemler geçmekte. 0.37'lik bir prim söz konusu. Aynı şekilde gümüşte de geçtiğimiz hafta %1,5 primle kapatmıştı gümüş. Dün de 0.60'lık bir prim söz konusuydu. Bugün de %1'lik bir primle 17.61'den son işlemler geçmekte. Ham petrolde de gördüğümüz üzere bir prim söz konusu. Orada da 0.18'lik 60 dolar üzerindeki hareketliliğine devam ettiriyor. Brent'te de 66 dolar üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Bunlardaki kritik seviyeleri bir de grafikler üzerinden inceleyebilirsek güzel olur. Bir şöyle bakarsak altın fiyatlarının 2019'daki seyrini izlersek gördüğümüz üzere burası Nisan-Mayıs ayları 1270 dolarlar seviyesinde. Orada başlayan ticaret savaşları gerilimiyle birlikte yıl içinde gördüğünüz üzere 1552 dolara kadar bir yükseliş kaydediyor 75 günlük bir periyotta. Burada da yaklaşık olarak %22'lik bir, %21.91 bir prim söz konusu olmuş. Oradan başladığı düzeltmesiyle 1552'lerden 1450'lere kadar gelen bir düzeltme yaşıyor. Orada da 60 günde %6.36'lık, 32'lik bir düşüşte 1450'yi taban yaptı kendisine. Tekrardan son günlerde kendine yeni bir yön arayışında yukarı doğru. Gördüğünüz gibi burada iki tane trend çizgimiz var. Burada önemli kritik nokta 1470 dolarlardı. En kalın çizgilerimiz oradaydı. İkinci ara bir tane 1485'te vardı. Onu da üzerine attı. Şu anda yeni hedefinin altın için 1500-1505 bandının olduğunu söylemek grafiksel olarak mümkün. Bir de petrole bakalım. Petrolde durum nedir? Petrolde de gördüğümüz üzere orada da aynı benzer bir hareket söz konusu. Yıl içinde gördüğümüz üzere burada yaklaşık olarak 66.40 doları görüyoruz. Ticaret savaşlarının başlamasıyla birlikte oradan zirveden başlayarak aşağı doğru ters bir hareketle burada 50 dolara kadar bir düşüş söz konusu oldu. Yıl içinde şurada bir sıçramamız var. Bu sıçrama Aramco'ya yapılan o saldırıydı. 62.90'ları gördü. Oradan gelen düzeltmeyle birlikte ticaret savaşlarının yumuşaması dediğimiz noktadan itibaren burası da yaklaşık 52 dolarlar seviyesi. 52 dolar seviyesinden itibaren başlayan hareketiyle bu gördüğümüz bir tane bir trendin kesişim noktası olan noktaya kadar geldi. Burası da yaklaşık olarak 62 dolar seviyesi. Burasının 60-62 dolar bandının önemli olduğunu belirtebiliriz. Bu seviyenin üzerine atabilirse hareket hızlanabilir. Bir de Brent'in grafiğine bakabilirsek, orası daha gördüğümüz üzere burada da aynı şekilde 67 dolar noktasının önemli bir eşik olduğunu söyleyebiliriz. Buranın üzeri hareketi hızlandırabilecek bir potansiyele sahip. Bir de aslında altınla birlikte petrolün nasıl bir hareketi izlediğini yıl içinde karşılıklı bir kıyaslaması var ona bakarsak, burada gördüğünüz gibi tam böyle kesişim noktası var. Bu aslında ticaret savaşlarının başladığı nokta dediğimizde gördüğümüz üzere petrol 75 dolarlardayken altın 1270 dolarlarda. O noktadan itibaren başlayan süreç petrolü 54 dolara kadar aşağı çekiyor. Ticaret savaşlarının düşmesi, tüketim azalması, ekonomilerde durgunluk beklentisi. Öteki tarafta risk iştahının artmasıyla 1272 dolarlardan altının 1550 dolarlara kadar çıktığını görüyoruz. Bu periyotta petrol yaklaşık olarak %21,5'luk bir düşüş sergiliyor. Pardon, 28,5'luk bir düşüş sergilerken altında da %22'lik bir birim görüyoruz. Deyip bu seneki hareketlerini değerlendirip sözü Murat'a bırakıyorum. Cenk Ak Yoldaş'a çok teşekkür ederiz.